Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimimizin konusu kredi kartlı alış işlemi. Öncelikle ben bu olayın ticari hayatta, çalışma hayatında karşınıza neler çıkacak onun senaryosunu canlandırayım. Ondan sonra konumuzun eğitim kısmına geçelim. Biz normal ticari işletmeyiz. Gene beyaz eşya alıp satıyoruz. O şekilde örneğimi gösteriyorum. Biz normalde alış faturamız kredi kartlı. Peki nasıl oluyor böyle bir olay? Şirketimiz olarak gidiyoruz. Satıcı Deniz AŞ'nin kapısını çalıyoruz. Diyoruz ki biz şirket kredi kartımızı kullanarak, kendi şirket kredi kartımızı kullanarak satıcı Deniz AŞ'den mal istiyoruz. Karşı taraf Deniz AŞ bu fatura karşılığında yani 2714 TL şirketimizin bankadan almış olduğu kredi kartı ile POS cihazından bu rakamı çekiyor. Sonra karşı taraf yani Deniz AŞ bize kestiği faturaya ya teyit amaçlı kredi kartı satıştır kaşesi yaptırıp onu da vurabilir. Bize verdiği asıl nüshaya POS cihazından çıkartmış olduğu silibi buraya da zımbalayabilir. Bize gelen fatura bu işlemi çalışan personel olarak bizler yapmayacağız. Bizler çalışan elemanız. Bizim masamıza satıcının faturası geldiğinde, bizim ismimiz olan firmada satıcının faturası geldiğinde üzerinde POS cihazından çıkmış kredi kartı silibi varsa veya kredi kartı satıştır. Yani satıcıya göre bize yapmış olduğu satış. Kredi kartı satış yazıyorsa biz Deniz AŞ'den bu malı kredi kartıyla aldığımızı anlıyoruz. Şimdi canlandırmayı yaptım. Biz kredi kartı satış anlamında Deniz'den kredi kartlı mal aldık. Bizim için kredi kartlı alış, Deniz AŞ için kredi kartı satış. Bize bu fatura geldiğinde biz nasıl muhasebe kaydı yapacağız? Dönelim muhasebe kaydına. Burada hazır. Önce okuyan arkadaşlarıma göre anlatayım. Örnek 2000 liralık Arçelik 55 ekran televizyonu şirketimizin Akbank kredi kartını kullanarak satın aldık. %18 KDV hariç. Böyle bir monografi ya da soru çıktığı zaman okuyan arkadaşlarımızın karşısına, çünkü onların karşısına böyle bir fatura çıkmayacak. Alış faturası kredi kartıyla. Böyle bir soru çıktığı zaman biz ne yaptık? Normalde mal aldık. Tek farkı diğer alışlardan kredi kartlı olması. Şöyle düşünelim. Alaçakhaneyi görmeyelim. Biz 2000 liralık televizyon satmak için almadık mı? Bakın, önceki öğrendiğimiz bilgilerden hiçbir farkı yok. Mal aldık satmak için. 153 ticari mallar KDV'si kısmı yazdım. Gene çalışma hayatında olan arkadaşlar bilgisayara alt hesabı seçecek. Okuyan arkadaşlar direkt ana hesabı yazarak tutarı yazacak, malın tutarını. Peki bitti mi? Hayır. Bizim normal faturada, benim buradaki hikaye soruda, monografide göstermiş olduğum KDV'yi, 2000 liranın KDV'si %18'i 360 yapar. Hangi hesaba atıyoruz? Mal aldığımız zaman 191 indirilecek KDV hesabına borcu yazıyoruz. Gene bilgisayar ekranında olanlar alt hesap olarak tabii ki yüzde kaçlık mal alıyorsa alt hesabı seçerek ekrana getiriyor. Borçhanesi demek ki kredi kartıyla alış işlemi yaparsak normal alıştan hiçbir farkı yok. Aslında bildiğiniz bir konu. Mal aldık, 153 borçlu. Ne aldıysak alt hesap. Sonra KDV'si gelen faturada bakıyoruz. 191 indirilecek KDV alt hesap. Tek farkı şöyle düşünün. Biz bunu veresiye almadık ki 320 yazalım. Biz bu malı nakit ödemedik ki, yani fatura kapalı değil ki 100 kasa yazalım. O yüzden 320 yerine 100 kasa yerine biz kredi kartıyla aldığımız için 329 diğer ticari borçlu hesabını alacağı yazıyoruz. Faturanın dip toplamı.
Peki onun altına ne yazmamız lazım? Bilgisayar ortamında çalışan arkadaşlar 329'da şirketimizin hangi kredi kartından çekildiyse o bankayı yazıyoruz. Ben burada örneği tabii ki attım kendime göre. Bizim şirketimizin kredi kartı Akbank'a ait. Bakın 329.01 Akbank kredi kartı borçları diye alt hesapta takip ediyoruz. Yani bizim burada borcumuz aslında satıcıya değil. O yüzden 320 yazmadım. Biz nakit almadık. Kasamızdan çıkmadı. O yüzden yüz kasa değil. Onun yerine kredi kartıyla aldığımız için bizim kredi kartına borcumuz var. Bakın 329 diğer ticari borçlar. 329.01 hangi bankanın kartını kullandıysak, çünkü zamanı gelince ona ödeme yapacağız. Şöyle açıklama yapayım. 329'un yerine başka bizim alternatif hesaplarımız da var. Duruma göre gittiğimiz, çalıştığımız iş hayatında sizden evvel mizana bakarsınız, oradan anlaşılır. Eğer 329 hesabı kullanılmamışsa 309 diğer mali borçlu hesabını göreceksiniz. 329 yerine 309'u yazacağız. Alt hesap değişmiyor. Veya 300 banka kredileri hesabı da kullanılabilir. 329 yerine 300 de kullanabilirsiniz. Nottaki açıklamalarım alternatif. 329 da olur, 309 da olur, 300 hesabı da olur. Tercih gittiğiniz yerdeki başınızdaki yetkili. Bu hesabı kullanın dediği zaman hangi hesapsa bu üç hesaptan o hesabı kullanırsınız arkadaşlar. Peki biz ne yapmış olduk? Kredi kartıyla mal aldık, gittik. Normal alıştan farkı yok borçhanesinin. Alacakhanesi 320 yüz kasa yerine 329'u kullandık veya 309 veya 300. Tercih sizin. Peki biz bu kredi kartlı mal aldık. Bizim borcumuz satıcıya değil. Kime? Bankaya. Yani kredi kartına borcumuz var bizim. Bunu nasıl gerçek hayatta anlayacaksınız? Ben burada örnek monografi şeklinde soru soruyorum. Önce hikaye soruyu okuyayım. 2360 liralık kredi kartı borcumuz Akbank'taki hesabımızdan ödenmiştir. Genelde otomatik talimatla olur bu işlemler. Bu bizim monografi. Okuyan arkadaşlara bu şekilde soru geldiğinde cevabı birazdan anlatacağım. Buna göre yapacak. Peki çalışan arkadaşlar, burada ben anlatıyorum. Çalışma hayatında hiç kimse size şunu demeyecek. Arkadaşlar, kredi kartı borcunuz Akbank'taki hesabımızdan ödenmiştir. Hadi bunun muhasebe kaydını yapın demeyecekler. Peki siz bu olayın yaşandığını, yani kredi kartı borcunuzun ödendiğini nasıl anlayacaksınız? Gerçek hayatta banka ekstresini 2 günde bir ya da haftada en kötü ayda bir ne yapacaksınız? Çıktısını alıp hemen baktınız ki şöyle bir satır gördünüz banka ekstresini muhasebe işlerken. Eksi 2360. Dikkat edin, çekilen yazmıyor. Eksi 2360 kredi kartı için çekilmiş ama. Görüyor musunuz? Ya kredi kartı yazar ya POS yazar. Bu satırı çalışan arkadaşlarımız banka ekstresine gördüğü an muhasebe mantığı değişmiyor. Bakın, önce borcu yazmak zorunda değilsiniz. Çıkan alacaklı. Para nereden çıktı? Bankadan. 102 bankalar. Hangi hesabımızdan çıktı ise onu da hesap planından bilgisayar ortamına çağırıyoruz. Şurada rakamı birlikte yazalım. Aynı renkteki kalemi kullanalım. Evet arkadaşlar, rakamı da tamamladık. Peki bu bankamızdan, hesabımızdan ne amaçla ödendi? İşte bizim önceden kredi kartı borcumuz yok muydu? Bunu mizandan anlayacaksınız. Burada ben gösteriyorum. Siz mizandan bakacaksınız. 329 mu kullandınız? 309 mu? 300 mü? Hangisini kullandıysanız, ben burada 329'u tercih ettim.
O hesabı gelip borcu yazıyorsunuz. Çünkü kredi kartı borcumuz kapanmış olacak. Burada alacaklıydı. Ödeyince borçlandırdık. Hesap kapandı. Hangi alt hesabı kullandıysak tabii ki o da borca gelecek. Bu bilgisayar ortamında alt hesapları çağıracaksınız. Ama okuyan arkadaşlar gene söylüyorum. Ne yapacaklar? Ana hesapları kullanacaklar. Çıkan alacaklı bankadan çıktı. 329, 309 veya 300. Hangisini tercih ettiyseniz. Evet arkadaşlar. Kredi kartlı alış işlemi bu şekilde. Bize kredi kartıyla bir mal alış faturası gelir. Onun kredi kartlı olduğunu nasıl anlıyormuşuz? Ya faturamızın üzerinde mutlaka slip vardır. Satıcının buraya zımbaladığı post cihazından çıkardı. Ya da kredi kartlı satış, satıcıya göre satış biz alıyoruz. Kredi kartlı satış kaşesi varsa oradan biz kredi kartlı mal aldığımızı anlıyoruz. Ve bunu gördüğümüz an ne yapıyoruz? Önce alış muhasebesi, sonra bankadan ödendiği zaman banka ekstresinden bakıp ne yapıyoruz? Hesabımızdan çekip bu hesabı kapatıyoruz, kredi kartı borcumuzu. Şimdi gene ben size tavsiyede bulunacağım. Şu faturanın rakamlarını ben burada örneklemedim. Burada kendi rakamlarımı verdim. Size tavsiyem müsvedde bir kağıt alıp şu muhasebe kaydını son olarak inceledikten sonra gelin bu alışı kredi kartlı olarak kendiniz muhasebe kaydına çevirin bakmadan sonra bakın karşılaştırın. Hatayı sıfıra indirene kadar eğitim videosunu tekrar izleyerek tekrar bakarak yapın. Sonra kendinize soru sorun. Buradaki 2714 lira farz edin ki Akbank'taki hesabımızdan kredi kartınız ödendi. Gelin bu kaydı yaparak o zaman sonuçlandırmış olursunuz ve tecrübe kazanmış olursunuz. Evet arkadaşlar, bu konuyla ilgili açıklamalarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.